Filmlerde, dizilerde ve sosyal medyada sürekli karşımıza bilinçli olarak çıkarılıyor. LGBT sapkınlığı en son Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda boy göstermişti. Avrupa'nın çürümüş aile modelini tüm dünyaya dayatma yapması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlığın düştüğünü, bunun da büyük bir risk olduğunu söyledi. Nüfusun kendini yenileme eşiği 2.1. Mevcut durumda Türkiye'de doğurganlık oranımız 1.51. Bu da hakikaten çok büyük bir alarm verici bir durum ve biz aslında 2017'den bu yana nüfusumuz kendini yenilemiyor, gitgide geriye gittiğimizi biliyoruz. Bakan Göktaş, cinsiyetsizleştirmenin küresel bir dayatma olduğunu belirtti. İkinci risk cinsiyetsizleştirme ve cinsiyetsizleştirme konusunda biliyorsunuz dünya üzerinde de gitgide yayılan bir küresel dayatma var. Ekranlarımızda, sosyal medyalarımızda, televizyonda, işte geçtiğimiz günlerde gördüğümüz olimpiyatlarda gitgide cinsiyetsizleştirme ile ilgili yoğun bir propaganda olduğunu görüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için eylem planı gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, mahalle bazlı sosyal hizmet modelini hayata geçireceklerini ifade etti. Nasıl ki her ailenin bir aile hekimi var, biz de her ailenin bir danışanı olsun, Aile Bakanlığı'ndan bir kime ulaşacağını bilsin, Aile Bakanlığı'ndan bir temsilcisi olsun istiyoruz. Böylelikle karşılaştıkları sıkıntılarda veya sorunlarda önleyici tedbirlerle hem Türkiye'nin sosyal risk haritasını çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda da ailelerimize önleyici tedbir amacıyla da çalışmalar yürütmek istiyoruz.